Haberin sesinden bir kez daha merhabalar değerli izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Geçtiğimiz dakikalarda da sizlere hatırlatmış, ifade etmiştim. Siyaset diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Sayın Hayati Tekin stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Nasılsınız sağ öncelikle? Sağ olun. Günaydın herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım dilerseniz değerlendirmeler yapmaya. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu şehrimizdeydi. İlçe ziyaretlerine ağırlık verdi. Oradan başlayalım isterseniz. Nasıl bir atmosfer vardı? Sonrasında sizin çalışmalarınızla devam edelim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi sabahlar. Ee, biz önce programı Cumhuriyet Meydanı'nda ee, AKP mitingi, yani Sayın Davutoğlu'nun mitinginin e, çok büyük kalabalığa hitap etmediğini, enerji vermediğini görünce şahsen ben Cumhuriyet Meydanı'nda olmasını çok daha fazla arzu ediyordum hı hı. ama genel merkezinde bu 10 Ekim'deki terör eyleminden sonra büyük kitleleri toplamakta ve onları riske atmakta sıkıntı olabileceği hı hı. endişesiyle ve aynı zamanda da ilçe mitinglerinin halkla daha fazla birebir teması hı hı. daha sıcak sıcak ilişkiyi getirdiği varsayımıyla bunun daha artı olabileceği düşüncesiyle ilçe mitinglerini uygun gördü. E biz de o zaman e, tabii beklediğimizin dışına da biraz çıkmış olduk. 3 hı hı, mi? miting. Planlanmamış bir programdı. yani 3 miting maksimum 4 olsun gibi oldu. Hatta bunlara miting de diyemeyiz. Yani ilçe hı toplantılar hı. falan da denir ama mitinglere dönüştü. Evet, Mesela miting havasında. Biz hı çarşambada yani. başladık. Çarşambadaki atmosfer gerçi oraya termesalı pazar ayvacıkta geliyordu hı ama hı. onlar zaten küçük ilçeler. Terme'de e, beklediğimizin bana göre hatta iki buçuk katı diyebilirim ama e, iki katı diyeyim. Yani beklediğimizin iki katını buldum ben. E, zaten oradan kendini gösteriyordu atmosfer. E, Çarşamba'nın akabinde Tekeköy'e geldik. Tekeköy normaldi. E, Normalin biraz üstündeydi ama tek ilçe olduğu için yani Çarşamba'yla yarıştıramazdık. Hı -hı. Çünkü e, Tekeköy'e şehirden de gelen olmadı. Çarşamba evet. yöresinden de gelen olmadı. Sadece tek Tekeköy'de. Tek ilçe olma, olmasa sahibiyle de Çarşambayan yakın bir havası atmosferi vardı. O da aynı şekilde bize bir ölçü oldu. Hı hı. Oradan şehre geldik Çiftlik Caddesi'ne aynı şekilde. Evet, orada bir açılış da yapıldı. Evet orada yani o açılış bir sembolikti. Se Seçim Kormansın Oradan e, Atakum'a geçtik. Şimdi bu pozisyonda ettik zaten üç. E, Atakum'a geldiğimizde ettik 4 Atakum'da yine aynı şekilde ilginçti. Hadi şehir merkezi dedim kendi kendime ölçü çıkarmaya çalışıyordum. Şehir merkezinde çiftlikte özellikle gençler, insan kalabalığı zaten bir şey var, potansiyel var. Ama Atakum'da günlerden fazla hafta içi olmasına rağmen evet. o kalabalığın toplanmış olması gerçekten heyecanın vurgusuydu. Oradan yine program dışı 19 Mayıs ilçesinde aynı şekilde illa durdurdular ve durdurulan yerde 20-30 kişi değil yaşlısı kadını birçok insan vardı. 19 Mayıs siyasetinden geçerken kaymakamlarında hı hı. durdu. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu hitap etmek zorunda kaldı. Evet, o Oradan devam önce. ettik. En ilginci de benim için Bafra'ydı. Ondan sonra e, havuzaya gittik. Kava uğradı. Kavak aynı şekilde 19 Mayıs gibi spontane bir durum gelişmiş. E, Bafra'da ilginç bir atmosfer vardı. Bafra'da e, yani MHP'nin, AKP'nin veya muhafazakar diyebileceğimiz kesimin hı hı. ağırlıklı olduğu bir ilçe olmasına rağmen e, ben şahsen şaşırdım yani. Beş yoldaydı miting. Ya dedim beş yolu ben mi karıştırdım? Çok uzak, o kadar uzak mesafeden e, yaşlısı, kadını, erkeği, genci e, el sallamaları, yani onların canı gönüllü hareketleri. Öyle katılımlar da oldu. O, efendim? Katılımlar da oldu yani ayrıca o, camlardan, pencereden. Yani yani oradan konfeti atanlar, hadi konfeti bir gencin biri atıyor diyelim. O balkonlardan... Canhıraç, el sallayan insanlar falan. Çok güzel bir atmosferdi ve meydana zaten otobüs zor girdi. Yani meydan full dolmuştu. Oradan çıktık Kavak'ta illa zaman geç. Sayın Kılıçdaroğlu'nun televizyon programı var hı hı. vesaire. İlla Kavak, illa duracak. O zaman dedik ki çarşının içine girmeyelim. Kavak'ın çarşının içine girip çıkmak da kolay ama duramayız. O zaman partinin önüne gelin. Dedik ki yani yanlış ettik partinin önüne toparlanamaz bu insanlar... Bir baktık ki sanki o meydandan onları bir şey ışınladı oraya. Kavak e, küçük olmasına rağmen spontane gelişiyle çok güzeldi. havza keza tam akşam oruç e, namazının olduğu saat, e, oruç saatiydi aynı gün mübarek günlerdendi. Dolayısıyla e, yolcu edinceye kadar Merzifon'dan e, araç konvoyu falan hiç hı hı. bırakmadı. Atmosfer çok güzeldi. Evet. Bu atmosferi zaten biz çarşı pazarda esnafta da geziyoruz, İlçeleri geziyoruz. Köy, e, şehrin varoşundan merkezine kadar tarafa gidiyoruz. Bu atmosferi evet. gözlüyoruz. Buradan devam edelim dilerseniz. 7 Haziran sonrası süreçte CHP'nin tutumu, koalisyon görüşmeleriyle ilgili tutumu, seçim beyannamesi nasıl yankı buluyor? Siz nelerle karşılaşıyorsunuz sahada? İlçe ilçe dolaşıyorsunuz bir yandan da yoğun bir şekilde evet. çalışıyorsunuz. Hı -hı. 7 Haziran'dan sonra bu yoğunluğunuz hemen başladı diyebiliriz. Evet. Nasıl yankı buluyorsunuz sahada? Şimdi e Mesela diyelim ki biz elbette ki konuşup anlatmakla mükellefiz ama bir de vatandaşı dinliyoruz. Yani hı hı. ölçüyü çıkartmak için vatandaş ne diyor? Tabii 7 Haziran'dan bugüne insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani genel merkezin özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrının çok yapıcı, çok olumlu olduğunu gerek koalisyonda gerek terörün azma pozisyonuna geldiğinde meclisi toplama hamlesi bunlar gerçekten karşılığını buldu. Yalnız burada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşılığını bulmasından maada e, gerçekten koalisyonda bazı arkadaşları duyuyoruz. İşte CHP koalisyon kurmadı. E, yok efendim e, imam hatipleri kapatırız dedi de onun için vazgeçtik. Ben o arkadaşları kendim şimdiden yemin ederim. O arkadaşları da yemine davet ederim. Yalanın da bir kuyruğu olmalı. Kuyruksuz da yalan, düpedüz yalan hem kendine insanın şahsına karakterine hakarettir hem karşındaki insanlara hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu kurma çabasında ben şahsen karşıydım. Bu dönem karşı mıyım değilim. Ona şeytanla çuvala girmeye benzettim. Zaten AKP zamanında koalisyon kurulurken Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Davutoğlu görüştüklerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na 4 yıllık çözüm hükümeti diyor. Sayın Davutoğlu'nda bu konuda bir şey yok, ark niyeti yok diyor ki, evet zaten öyle olmalı. Evet. Başka bir şey düşünülemez. Her şey konuşuluyor, anlaşılıyor, gayet ve de yarın da bir bozgunluk olursa diye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin talep ve isteği üzerine muhakkak gidiyor her şeyi kayıt altına alınacak. Videosuyla, hı hı. ses bandıyla kayıt altına alınacak. Evet. Yani yarın böyle, yok imam hatiplere bilmem ne dendi, yok öyle oldu, böyle Farklı geldi, bayrağa bilmem ne dendi, de. denmesin diye. Onun içindir az önce bahsettiğim kuyruklu yalanı utanmadan söyleyebiliyorlar diye. Asla böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonda içi kan ağlasa da toplumun içinde bulunduğu ekonomik terör, birçok sorunları yani bunları saymakla bitmez. Göz önüne aldığı için yarasına tuz bastı. Dedi ki evet taşın altına elimizi koyuyoruz. Hatta aynı şekilde buluğu oluşturabilmek <laughs> maksadıyla veyahut da e, MHP ile bir HDP destekli azınlık hükümeti kurabilmek maksadıyla da e, Sayın Bahçeli'ye mevki makam sıkıntım yok gel başbakan sen ol dedi. Evet. Hatta bunu anlaşılmaz bir şekilde Bahçeli'nin tepkileri oluştu Anında yani. Anında tepki yani bu, geldi. bunlar bizi de kırdı yani siyasetten daha da e, Bahçeli de bizim bir siyaset büyüğümüzdür. Hı hı. Saygı duyduğum devrim dev, devletçi bir adamdır. Yani o, o bir tepkiler falan da e, nahoş oldu yani şahsen ben de üzüldüm. Şaşırdınız bu Şaşırdık tepkiler. gerçekten de şaşırdık ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğumuz özel sohbette de e, Sayın Bahçeli'den böyle bir tavır beklemiyordum. Hı hı. Yani beni de şaşırttı dedi. Bunu bekleriz evet, onlar da demez çünkü çıkış. arkadaştır onlar yan yana gelirler tekrar falan gelmemeler için tabii bir sebep hı hı. yok siyasette bazı şeyleri absorbe edip hoş görmeye çalışmak lazım. E, Bundan sonra terörün e, azdırılma olayı çıktı. Terörün azdırılma olayı da bence zaten siyaset arenasına da yansıdı. 400 milletvekili verseydiniz böyle olmazdı vesaire. Buradaki e, pozisyonda e, 7 Haziran'da nasıl iktidarı alamadık? Peki çıkan tabloda da e, Sayın Bahçeli res çekti. Öyleyse e, muhalefet bloğu diyeceğimiz blok çatladı. Bundan bir hükümet çıkmayacağı belli oldu. Öyleyse seçim diye Tayyip Bey kafaya koydu. Sonra okunu dışarıda şimdi okuduğumuz zaman bu. Öyleyse dedi tamam ve tamam da hadi bakalım seçim desen ne olacak 7 Haziran'dan sonra ne değişecek? Burada komplolar devreye girdi. Öyleyse ne yapalım dendi? Terörü azdıralım. Nasıl olacak? Buna terör de denmez tabii. Çözüm sürecini bitirelim. Orada Doğu, Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarla birçok tanıdık e, iş adamları var sanayi bölgesinin, belediye başkanlığını yaptım 15 yıl. değişik mesela petrol firmalarından tut, bir takım pazarlama firmalarına kadar böyle e, rejit olmayan, ideolojik olmayan iş adamlarına adam gibi soruyorum. Doğu Güneydoğu'da e, AKP'nin veya Tayyip Bey'in hazırlamış olduğu plan ters tepti. Şöyle ki ters tepti… E, Orada işi de dediler ki Amerika'ya ya da işte oradaki emperyalist güçlere gel sen bizim incirlik vesaire havalanlarımızdan işi de vur. Hı hı. Biz buna izin verelim. Siz de bize izin verin. Biz de e, o da acı bir durumdur. Siz de biz de şeyi vuralım. PKK'nın kamplarını vuralım. Evet. İşte orada bir etki tepki oluşur. Güneydoğu'da da dağlarda teröristler var. Onlar güya terk edecekti memleketi vesaire. Onlar da e, azar, hı hı. asker vurur, polis vurur. Bu e, infial oluşur. O infialden de biz oy devşiririz. Hatta aynı zamanda o oyunun perde arkaları devam etti. Dendi ki efendim burada terör var. Oylar, sandıklar taşınsın. Sandıklar taşınsın evet, derken bir arkasındaki derinliği yapıldı. devlet gördü. E, yani AKP'nin yaptığı basit e, manevra yetmedi. Çünkü sen orada sandığı taşıyacaksın şehir merkezine Yarın bir gün AGİT sözleşmelerinde, Avrupa Birliği sözleşmelerinde e, demokratik özellik hakkı var adamın. O zaman da dönüp diyecek ki sen 8 saat orada sandığı koruyamadın sen derken hükümet değil artık orada seçim yapan hükümet değildir. Devlettir yüksek seçim kurulu, jandarmasıyla, <laughs> polisiyle, güvenlik güçleriyle. Orada e, sandığı koruyamıyorsun 8 saat devleti nasıl koruyacaksın? O zaman biz demokratik özellik hakkımızı isteyip bunu oylamak istiyoruz evet, dediklerinde başka bir boyuta, başka bir boyuta giriyor. Bu sefer 448 bin oya tekabül eden bir baskılamayla HDP'nin oyunu AKP'ye aktaracağım derken devletin geleceğini tehlikeye atıyorsun. Buna kimsenin oynama hakkı yok. Devlet bunun riskine giremediği için sandıklar yerinde dedi ve HDP'nin üzerine evet, o olan o oyun oldu. öylece bitmiş oldu. HDP'ye oy verecekler doğuda batıda rahatladı. Dolayısıyla baraj altı bırakılmaya çalışan HDP bugün işte anketlere göre paraşıkiş e, kanadı Evet biliyor. E, şimdi onun akabinde geldi milliyetçi oylar yükseldi. Yükseltmek maksadıyla hı hı. milliyetçilik duygularını yükseltip MHP'den oy devşirmek ve MHP'nin de bu e, tavırsız veya ne olduğu belli olmayan tavrının karşılığında MHP'nin oyunu devşirmek gibi bir zihniyete gidildi. Aynı zamanda e, biraz önce de değineceğimiz gibi e, sosyal demokrat e, programın Cumhuriyet Halk Partisi'nin insancıl ve sosyal programının yani toplumu rahatlatacak olan ekonomik hı hı. seçim program seçim beyanlamesinin onların maddeler. arkasına da takıldı. Oradan da oy devşirecek. Bence orada da yakalandı. Niye yakalandı? Çünkü Maliye Bakanı bile bir espri yapmıştı. Eğer ki bunlar bunları versinler ben de CHP oyumu vereceğim diye. Birçok tarafsız kanalda bugün duyuyoruz ki ben çok televizyon izleme fırsatım olmuyor. Ama Maliye Bakanı'na CHP oy verecek misin diye soruyorlar. O da kıvrım kıvrım kıvırıyor. E, bürokrat da bir adam çok kıvırmayı da beceremiyor anladığım kadarıyla yakalanıyor. Şimdi o günden bugüne ne değişti de o gün veremiyordun da bugün veriyorsun. İnsan biraz utanır. Bugün bakıyorum Sayın Başbakan koca koca e, levhalarla hatta e, vekil arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında da işte biz de 1300 lira vereceğiz, hı hı. İşte biz de e, taşeron işçiye son kadro vereceğiz, biz de efendim emekliye işte iki maaş vereceğiz evet. ama biz 100 lira, 100 lira, 150 lira, 150 lira neyse iki bayramlarda değil de bunu yayacağız hı hı. falan gibi yani aynı kapıya çıkan. işte kadın desteklenmesinde Cumhuriyet Halk Partisi demiş ki 33 lira, 33 bin lira hemen bunu Peyderpey pey 88 bin liraya çıkaracağız evet. demiş. E, o da işte bakıyorsun 30 bin lira direkt yardım e, hibe. Ondan sonra gerisi işte gerisi yok tabii. Yani neredeyse az önce dediğim gibi bu kelimeyi bilinçli kullanıyorum. Maalesef ben söylemekten utanıyorum ama utanmasalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının aynısını söyleyecekler. Kopya, i̇şte, yapıldığımız kopya düşünüyorsunuz. Yani, 13 düşünüyorsunuz. 13 yıldır yapmayanlar sanki iktidarda değilmiş de muhalefetteymiş gibi seçime 13 gün kala bugün 3 gün kala neyse artık yani. Aynı e, duvar panolarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını tekrarını yapıyor. Ben de bundan mutluluk duyuyorum. Diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi bile. Cumhuriyet Halk Partisi aklıyla yönetmeye başladı. Bu akıl bütün halkımızın ihtiyacı olduğu bir akıldır. Üst akıldır de, bürokrat aklı de, bilgili akıl de. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ehil insanların, ekonomistlerinin yapmış olduğu plan program hı hı. demek ki akıllı ve mantıklı. Ve de halka yönelik. Halkın e, her kesimden, öğrencisinden kadınından, yaşlısından, asgari ücretlisinden, köylüsüne Çok kadar, 2B sıkıntısı olanlara kadar herkes bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür etmeli. Oy vermeyenler de teşekkür etmeli. Hatta bu aldatmacanın içinde e, AKP'liyim, ben AKP'ye oy veriyorum deyip de gerçekten de CHP'ye veya MHP'ye oy vermeyi düşünmeyen insanlar varsa onların da e, bu e, 25 Aralık'ın sorgulanmadığı kafalarda soru işareti yarattığı yani e, kim bir üç kağıdını bile bile o insanın çayını içmezken onda helal para yok de, deyip de satana meydanında ya da şehir merkezine biri herkesin çayını içmezler mesela bizim Anadolu kültüründe öyle bir şey vardır bunda helal para yok diye e, bizim insanımız helal para yok diye birinin çayını içmezken 25 Aralıklar 17 Aralıklar 25 Aralıklar havada dururken saray israfları. E, Örtülü ödenekler %100 artırılırken, ne bileyim bardaklar kaçra, koltuklar bilmem ne kadar, Mercedesler hatta buna Diyanet bile bulaştırılırsa, Diyanet Mercedesini yakalandım. Marka vermeyelim. Ayıp. Peki, geri verirken ben bilmem neyimi verdim diyen bir Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı falan niye burada zikrediyorum? Çünkü AKP bir kurum gibi hareket etmiyor veya edemiyor. Yani baktığın zaman AKP'nin ne başbakanı var, ne milletvekilleri var, ne bakanları var. Hepsi bir kişiye bağlı. Etkisi altında olduğunu yani düşünüyorsunuz. Yani etkisi direk etkisi altında. Yani geçen de bir espri oldu. Bir arkadaşımız bir kaçıncı sırada, hepsi arkadaşımızdır AKP milletvekillerinde. Dedim böyle böyle işte iyi çalış. Yoksa durumun kritik falan filan. Yok dedi ya olur mu öyle falan mesela. Dedim ki bir kişiye bağlısınız. Allah hayırlı uzun ömür versin asla ve asla bunu içimden gerek söylüyorum. Allah hayırlı uzun ömür versin. İnşallah çoluk çocuğuyla beraber torunlarıyla ömrü uzun olur. Bu gece dedim o kişi, güvendiğiniz, oy topladığınız kişi, aldığımız nefesi kimin vereceğini Allah'tan başka kimse bilmiyor. Aldığı nefesi veremese yarın yüzde on beş dersiniz. O da seçime çok az kaldığı için. Seçime biraz daha uzasa. Yine geri döndüğümde baktığımda 25 Aralık gibi bir olay benim başıma gelse. Madem ki biz bu ülkede ve Kur'an ehli e, bir insanlarız. Ee, inanıyoruz, ee, benim başıma gelse Allah göstermesin, derim ki bir dakika, ha eskiden paralelin savcıları hakimleri mi vardı? Şimdi gelin, yargı da elime geçti nasıl olsa. Hiç olmazsa bağımsız denebilecek hakimleri, savcıların, 3 savcı, 3 hakimin karşısına çıkarım. Araştırın kardeşim, hı hı. araştırın bağımsız bir şekilde. Araştırın. Tabii o 25 Aralık'ın arkasında da başka bir sürü şeyler var. Ee, o riske girmemek için kısacası 1 Kasım seçimine diyorsunuz. biz... 25 Aralıklar sorgulanmasın. Hı hı. 17 Aralık bile değil. 25 Aralık sorgulanmasın. Efendime söyleyeyim Bilal sorgulanmasın. Eee mit tırları, yok mok denen işit işi de bugün beslenmedik deniyor ama işte onlar sorgulanmasın diye e, tekrar biz keyfi bir seçime gidiyoruz. Şimdi akşam bakıyorum işit kapılarını kırmaya hı çalışırken hı hı. iki tane polisimiz ben sabah evet, haberlere bakamadım. İnşallah iki de kalmıştı diyoruz. Yani bu hale geldik. Orada e, işit terörünün, beslenen terörün sayesinde iki tane yine 102 kişiyi unutmadık. İki tane polis daha şehit verdik. Belki bundan sonra neleri şehit vereceğiz belli değil. Şimdi o tırları yakalandı resmen biliniyor. İşitlerin elemanlarının hastanelerde tedavi edildiği biliniyor ambulanslarla geldiği biliniyor. Çay ocaklarında bilmem nerelerde üye yapıldığı biliniyor. Hadi onları da bir kenara koyduk. Terör örgütü ilan edildikten sonra isim listeleri fotoğraflarıyla TC numaralarına kadar polisin emniyete Paylaşıldı. paylaşıldığı, dağıtıldığı biliniyor. Ya bundan ötesi gaflet artık yani. Evet, teröre tekrar döneceğiz. Kılıçdaroğlu'nda bazı açıklamaları vardı onları da sormak istiyorum ama onun öncesinde sizin bir ifadeniz benim dikkatimi çekti. 7 Haziran sonrası süreçte koalisyona ben hayır diyordum şahıs olarak böyle bir şeyi kabul etmedim ama şimdi daha sıcak bakıyorum. Şimdi böyle düşünmüyorum dediniz. Evet. Değişen ne oldu? 1 Kasım'da yine koalisyon çıkarsa sıcak bakma nedeniniz nedir? Sıcak bakma nedeni, nedenim veya nedensizliğim yine aynı ama Baktığımız zamanlar parlamentoya gittiğimizde diğer CHP'li milletvekili arkadaşlarımızla konuştuk. Hı hı. Şimdi hepimiz o zaman dedik ki yani e, bu e, AKP'yle nasıl olacak? Bu da e, bize arkadaşlar ekonomik olarak ülkenin artık batma noktasına, tavana geldiğini veya dibe vurduğunu, terörün bundan sonraki süreçte bunların yönetemediğini, dış politikanın örneğin e, Sayın Cumhurbaşkanı Akşam diyor ki, dış politikada ne yapacakmışız diyor. Yani ne yapacak derken müdahale etmeyecek hmm. miyiz diyor. Libya sen mi müdahale ettin? Seni iktidara getiren emperyalistler müdahale etti, sen yancılık yaptın. Irak'ta e, sen mi Irak'ı parçaladın? Orada birçok çocuk ölürken, birçok kadına tecavüz edilirken niye hareket edemedin? Çünkü seni iktidara getirenler oradaydı. Mısır'da durum neydi? Mısır'da da emperyalist güç birini getirdi... Beğenmedi öbürünü getirdi. Beğenmezse öbürünü getirir. Oyuncu sen değilsin ki. Gel oradan Suriye'ye. esetle sıfır sorunum vardı. Hı hı. Ondan 900 kilometre sınırımız var. Hı hı. Ne sorunumuz vardı? Efendim o diktatördü. O kraldı. Sen neysin demeyeceğim de. Arabistan'dan niye dostsun? Arabistan'da demokrasi mi var? Arabistan'da insan hakları mı var? Arabistan'da kadın hakları mı var? Arabistan'da kraliyet Bir ve baskıcı. Kuvvet ne? Çok ilişkide olduğun Katar ne? Sözüm ona şeyhler, krallar, emirler kendi memleketinde hepsi bir hava ama onların efendileri olan Yahudi sermayesi destekli Amerika'ya gittikleri zaman hepsi kedi. Ben kedi diyeyim de sen böcek de. Halim böyle olduğunu Cihan alem biliyor. Hangi oyunun içine giriyorsun? Oyuncuk oyun kuramıyorsan gücünü bileceksin. İşte buyu Suriye dedin. Ne oldu? Amerika ile Rusya orada paylaştı ve paslaştı. İkisi de dev güç, silah gücü, askeri gücü, ekonomik gücü, doğal gazı, petrol her şey var, teknolojisi var. Ve bunu Çekili verdin kenara, an. işte kaldı. Esedle, Putin hı hı. dost oldu. Sen pazarını kaybettin. Biz onlara dünya kadar mal satıyorduk. Oradan dünya kadar mal alıyorduk. Planlı programlı alıyorduk. bazı çalışmalar. Ha bizi ittiler. Ondan sonra e, kahramansın. Hadi yürü koçum. Girdin oraya Esad'ı yaptın Esed. Ondan sonra kaldın ortada iki buçuk milyon Suriyeli de üzerinde. İşte çarşı pazar geziyor derken bakıyorum ki o insanlara yazık. Şimdi bazen bile gezerken yani burada böyle şeyler söylenmez. Bunlara yardım ederken yanımdakiler hatta sokaktan geçer. Bırak şunları falan diyor. Ama bırak olmaz. O insanların hiçbir günahı yok ki. O insanları yöneticiler o hale getirdi. Onlar sokağa saldı. Yani yazık değil mi o kadınlar dileniyor, çocuklar yollarda bilmem ne. Yani o A açım diyor. Artık en duygusal yandan vuruyor seni. Yani. Açım diyor. Ya aç olmasa ne olacak? O anda tok olsa ne olacak? O bir dahaki öğünde aç. Evet. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Biz kendi memleketimizdeyken bu kadar çalışırken endişe biz. içindeyiz. O ne yapsın? Tarlası yok, bağı yok, fabrikası yok, işi yok, aşı yok. Hiçbir şey yok onun. E gelirken ne getirecek o? Savaş ortamından katrilyonlar, trilyonlar altınları, katar katar dolarlar yok diye ya bunun. Ben yani onun için o mağduriyetinde Hı -hı. büyük üzüntüyle izliyorum. Ee, müsebbiplerinin belki ark niyetleri yoktu. Belki düzeltmek maksadıyla düşünüyordu ama düşüncesiz ve yanlış politikalar. İşte en azından Hı -hı. bunun müsebbipleri evet. Biz yanlış politika uyguladık deyip onu kabul etmeleri lazım. Bunları Anladım. değerlendirdiniz siz de bu süreç içerisinde. Ya e, neticede baktığım zaman. Ee, milletvekili arkadaşlar e, dediler ki arkadaşım sen öyle düşünüyorsun ama bu akp CHP çekişmesi kadar basit düşünecek bir durum değil. Hı hı. Dış işlerini 550 milletvekiliyle iktidara gelse AKP yönetemez. Koalisyonda dış işlerini istemeye bile gerek yok. Dış işleri kesinlikle sizin. İç işlerine geliyorsun. Onun polisi bunun polisi falan can polisi bir sürü mağdur polisi yaratmışsın. Hatta bir sürü mağdur polis öğrenci yaratmışsın. İç işlerini yönetme şansı yok. Geliyorsun milli eğitime, milli eğitim karma karış, aynı şekilde İçişleri milli eğitimden daha fazla kan kaybetmiş, burası daha bir karmaşık. Senelerce kangren haline gelmiş, her yıl eğitim politikası değişmiş. Evet. Adalet dersen hiç konuşulacak konu değil. Adalet tamamen bitmiş, hatta adalet ve kalkınma Partisi'nin önce adaleti bitmiş. Adaletin olmadığı yerde devlet kurmanın bile bir manası hı hı. ve mantığı yok. E şimdi mesela ben örneğin burada konuşurken saydığım Dış işleri, iç işleri, milli adalet, eğitim. milli eğitim derken devleti var eden dört tane bakanlığı evet. E Şimdi kültür, turizm, spor, yok efendim kadından Aile. sorumlu bakanlık mı Hı. önemli yani? Onlar da muhakkak önemli ama e, ana bakanlıklar. Hayati öne taşıyan. Hadi bir dört daha da koy üzerine zaten ana bakanlık sekiz tane falandır Hı -hı. yani. E, elbette Böyle bir paylaşım ki, olabileceğini düşünüyorsunuz oldu, siz Oldu. Cumhuriyet Halk an. Partisi'ne ihtiyaç var zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik programıyla kucaklayıcı sıcak herkese Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile de konuşabiliyor MHP ile de konuşabiliyor AKP ile de konuşabiliyor kendi içinde de ülkenin birliği beraberliği içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı kendi içinde birlik yapıp evet arkadaşım biz bu ülkenin e, kurucusuyuz Cumhuriyetin kurucusuyuz Cumhuriyetten endişesi olan tüm insanlar için biz elimizi taşın altına, gövdemizi taşın altına koymaya hazır olmamız lazım. İşte bizim sloganımız önü için önce Türkiye. Hı hı. Yani önce CHP değil. Önce Türkiye diyoruz. Ama dersen ki bana AKP ile Farazan koalisyon olacakmış gibi görünüyor. AKP ile koalisyon kurduğunuzda, MHP ile koalisyon kursa ortamı toparlayamazlar. Ateşi söndüremezler. Ekonomik tabloda, ekonomik veya dış politikada falan başarılı olamazlar. Dış güçlerde, Avrupa'sı da komşularımızda, ülkedeki insanlarda en makulü CHP-AKP koalisyonunun hı hı. makulü ve mantıklı görüp ona bakıyor. Bugün ortamı yumuşatacak olan da programıyla, becerisiyle, insanlara, herkese, dediğim gibi herkesle kontak kurabilen bir anlayışıyla evet, konuşabilen, konuşabilen bu ortamı yumuşatıp sen-ben çekişmesini, hı hı. gerginliği bitirecek olan, CHP'li bir koalisyondur. Şimdi bundan CHP açısından medet bekliyor musun? Hayır beklemiyorum. İstiyor musun girmeyi? Hayır istemiyorum şahsen. Niçin istemiyorum? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu büyük bir darbe ve yara verecek. Endişem AK Parti'nin bir koalisyona AK, AK Parti'nin samimi olacağını düşünmüyorum. <laughs> AK Parti'deki hatta CHP ile koalisyon anlaşmasına giren, Sayın Ali Koç'un başında olduğu o <laughs> angajmana giren e, AKP'li yöneticilerin de ben e, çok e, bu konuda uç bakmadığını biliyorum. Ama bugün gelinen noktada Tayyip Bey de haydi bakayım bir daha seçim diyemez. Çünkü hı hı. artık Tayyip Bey'e oy verenler bile o kardeşim hadi geçenkinin bir mantığı vardı evet, insanlar da bir, bir şeyler seçim yaptım. yorgunluğu da oldu Ama şimdi bir dakika olarak. kardeşim e şimdi o zaman bu mantıkla gidersek biz 1 Şubat 2016'da yine mi seçim yapacağız? O zaman oturup absorbe edeceğiz. Oturup hı. absorbe ederken ben AKP yöneticilerinin de iyi niyetli olacağını düşünüyorum ama Tayyip Bey'den endişem var. Mayıs-Haziran aylarına doğru ee, ekonomi toparlanmadan, çünkü artık krize doğru yaklaşılan bir süreç var. Ekonomik verilere baktığında çok iyi bir tablo yok. Ee, o neticeye doğru gidildiğinde toparlanmadan, yani devlette reformlar yapılmadan, anayasası oturtulmadan, Mayıs-Haziran aylarında yaşanacak olan bir e, sıkıntı veya 3-5 ay sonra yaşanacak olan bir sıkıntının yükünü pervasızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine atıp itip Bozuyoruz koalisyonu kardeşim bunlarla. İşte halkım olmuyor görüyor musunuz? Oyununa halkı getirmeye çalışıp tekrar nasıl iktidarı yakalarım da tekrar nasıl ben saltanatımı, işte mücahitlere müteahhitliği nasıl devam eder zihniyetine girerek e, ortağına kazık atabilir. Bu isterse MHP olsun isterse CHP olsun. Böyle bir endişeniz var. Evet, böyle, böyle bir koalisyon bir. olursa eğer. Evet. Hatta HDP-AKP koalisyonu bile olabilir. Çünkü onlar zaten eskiden fikir birliği yapıp koalisyon yapmışlardı. Bugünkü ortamda benim bu lafıma e, AKP'li arkadaşlar veya toplum yok der e, diyebilir de tamam kabul ediyorum hı hı. ama bu mantık bile zaten eskiden özel gizli Oslo e, gün görüşmeleri e, işte Dolma Bahçe mutabakatlarını falan yapanlar, o gizli görüşmeler yapanlar üzerinden e, bir araya gelebilir diyorsunuz. Tekrar bir araya gelebilir. AKP'nin ajandasında her zaman gizli bir şeyler ikinci bir alternatifler olur. Çünkü benim içimi acıtan HDP'li yani e, partisinin insanların içinde de sağduyulu birçok insan var. Hı hı. Onunla konuşmasını bile hoş görürüm ama benim vicdanıma içime sığmayan örneğin Dışişler Bakanı'nın gidip İtalya'da e, İsrail'in Dışişler Bakanı ile gizlice görüşmesi ve 10 gün sonra görüşmeden 10 gün sonra İsrail devlet yetkililerinin e, biz gizlice Türkiye'nin Dışişler Bakanı ile görüştük demesi, bizimkilerin inkar etmesi o e, televizyonlarda basın aracılığıyla da evet görüştük dedikten sonra bizimkilerin evet görüştük demesi. Hı hı. Yani e, AKP'nin öyle yok İsrail bilmem ne dediğine e, hiç bakmayın. Her zaman ajandasında e, Amerika ile Amerika ile alabildiğine dostluk. Hatta tabanı Amerika'ya çok zıt olmasına rağmen onu gizleyerek Amerika ile olağanüstü dostluk, İsrail ile gizli dostluk, her türlü filmin içine girdiklerini ...bu memleket şahit olmuştur. Evet. Buna da... ...içimiz acıyarak bu tabloyu seyrediyoruz. Peki efendim, son günlerde... ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını... ...tabii ki bizler de ekranlarımızda taşıyoruz. Birçok ilde vatandaşla buluşuyor, mitinglerde konuşuyor ve... ...son günlerde özellikle... ...CHP iktidara gelirse terör bitecek ifadesi... ...bizim dikkatimizi çeken ifade. Nasıl Hı -hı. bitirecek Cumhuriyet Halk Partisi terörü? Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...samimiyetinden hiç kimsenin şüphesi yok. Şimdi... ...Doğu ve Güneydoğu'daki olayın esas e, kaynağı bir PKK. Yani terör. PKK terörü. İki, oradaki Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt halkı bundan ayırmak lazım. Masum insanlar Hı. veya teröre bulaşmış aile, anne, baba istemese bile teröre bulaşmış. O çocukları ayırmak lazım. İkincisi işit. IŞİD'i e, ben çok e, sunni yaratıldığı 3-5 zaman içinde. Milli bir olay olarak görmüyorum. Onun için e, onun birkaç zaman içinde çözüleceği kanaatindeyim. Bir zaman Hizbullah çıkmıştı. Hı hı. Aynı şekilde e, yakın zamanda absorbe edilir. Çünkü devletin kaynaklarında kimler işitçi, kimler değil, nerede onlar o belli. Sınır güvenliğini alarak, içeride onları absorbe edip yakalayarak e, o, onu ben çok şey, çok et, önemli tehlikeli bulmuyorum şahsen. Ama e, PKK'yı önce bir defa dağlarda indirip, çünkü bugün bakın e, bizim askerlerimiz bu çözüm süreci başlamazdan önce e, yeniden hatta yeni özel birliklerle tam dağlara çıkıp mağaralarda yaşayıp 3 ay sonra karargahlarına dönmek kaydıyla onlar da teröristler gibi dağlarda e, Tansu Hanım'ın bir lafı vardı böcek yiyen böcek misali. Dağlarda onları tek tek avlayıp tamamen bitirme noktasına zaten e, azalmıştı tamamen bitirme noktasına gelecekti. Bir defa dağlarda bir defa elinde tek tabancalı dahi terörist kalmamalı. Hı hı. Bunu sağlanacak. Önce önce bu. Burada e, önce tabii ki deklarasyonu da yapılır kardeşim. Hedef bu, niyet bu. Evet. Bu dağlarda yani, yani. bir tane dahi bırak Karasunkovlu elinde 14'lü tabanca olan tek terörist dahi kalmayacak. Ne gerekiyorsa yapılıp terörist temiz, temizlenecek kardeşim. Hı hı. Gelin Kürt kardeşlerimiz, neler verildi? Demokratik olarak siz hangi özgürlükleri, hangi demokratik hakları istiyorsunuz? Yatırın tabloyu. Okul. Ya okul yapılıyor, okul yok. E, karakol yapma. Niye? Buranın güvenliği teröristten mi sorulsun? E, askere polis gelmesin, e, işte sokaklarda polis devlet olmayalım. Terörist yok mu da yalandan yere polis geziyor? İnsan yığınının olduğu emin önünde Ankara'nın Kızılay'ında niye sokaklarda bir sürü polis yok da Cizre'de var. Şimdi bunları görmek lazım. Karşılıklı bir masaya yatırıp CHP'nin samimiyetiyle olur bu. İkinci planla olmaz. MHP buna hiç yaklaşamaz. Herkesle görüşüp konuşabilen Cumhuriyet Halk Partisine, özgürlükçü, ulusal bazdaki oluşturacağımız anayasamıza yani güçlü bir anayasaya, evet. evrensel hukuk ilkelerine bağlı bir sistemi oturtmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana ilkesidir. Bu hepimizin özlemi olan bir anayasadır. Orada özgür birey, eşit vatandaş vardır. Kürdün de, Türk'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de istediği budur. Ne isteyecek o insan olarak ne isteyecek? İnsan olarak ne istiyorsa ona verilecek. Nereye kadar verilecek? Demokratik özerkliğe veya özerkliğe gitmeyen yola kadar. Özerklik bölünmedir artık. Evet. Federasyondur, özerkliktir. Bu bağımsızlığa gitmek için, ülkeyi parçalamak için bir düşüncedir. Düşünce silahtan daha tehlikelidir. Hı hı. Demokratik özellik veya özellikle giden yolu da tıkayarak. Nedir bana göre? Mesela ana dilde eğitim istiyor. Hı hı. O da özellikler giden yoldur. İstediği bir takım özgürlük adına istedikleri, Özellikle federasyona, bağımsızlığa ya da bölünmeye yol açmayacak. Evet o çizgi kaçırılmaması O çizgi gerek. kaçırılmadan insani boyutta ne istiyorsan hı hı. kardeşim bunu ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağduyulu sıcak yaklaşımıyla. Evet, pozitif yaklaşımını çözüleceğini yaklaşımıyla CHP'ye herkes inanır. Doğulusu da inanır, Güneydoğulusu da inanır, Batılısı da inanır. CHP'nin filmi, üç kağıdı falan yok. CHP devletçidir. Ülkesindeki tüm insanları eşit görür. Hangi dil, din, ırktan olursa olsun bir CHP'nin sosyal demokratların da anlayış ve kutsallığı da budur. Hı hı. Bu manada CHP'ye ihtiyaç vardır. Evet. CHP'nin haricinde de terörü çözebilecek olan hiçbir koalisyon ve iktidarda yoktur. İsterse AKP 550 milletvekiliyle gelsin terörü asla çözemez. Bu da terörü zaten görülmüş. Terörü çözecek tek partinin tek Cumhuriyet Parti, Halk Partisi, Partisi olduğunu Kesinlikle. düşünüyorsunuz. Peki efendim siz bir yandan e, hep ülke gündemini konuştuk ama Samsun'daki temaslarınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Dün de tekke köylülerle bir aradaydınız. Sizi unutmayacağım evet. çalışmalarımda yine siz de var olacaksınız dediniz. Bugün de yine ilçe ziyaretlerini sürdüreceksiniz. Bu bağlamda yapacağınız çalışmalar, en önemli problemler, sizin meclise taşıyacağınız neler olacak yeni dönemde? Evet teşekkür ediyorum. E, şimdi e, dün Tekkeköy'deydim, Pazar yerini gezdim. Oradan... E, cenazeye katıldık hı hı. başkanımızın annesi vefat etti. Oradan da vezir köprüye gittik. E, vezir köprüde esnaf kesi yaptık. Şimdi oradaki sorunlarla e, teke gördük sorunlar aşağı yukarı birbirine aynı. Bir defa en büyük sorun pazarda, çarşıda gezdiğin zaman en büyük sorun parasızlık. Hı hı. Esnafın da esnafın parasızlık ama vatandaşta para olacak ki esnaftan alışveriş yapsın. O dönüşüm yapsın. sağlanacak. O dönüşüm sağlanabilirsin dediğiniz gibi. E, Esnaf para yok diye ağlıyor ama vatandaş da pahalı diye ağlıyor. Hı hı. Niçin pahalı diyorum? O da diyor ki gelirim buna göre. Şimdi diyor Nasıl gelirin diye mesela karıştırıyorsun. Amca diyor ki ben diyor 3 ayda 500 lira alıyorum. Bilmem ne kesintisi olmuş. Artık bunu hatırlayamıyorum. 3 ayda 500 lira. Ben diyor onunla ne yapacağım? Amca CHP 900 lira veriyorum diyor 65 yaşına bunların hepsinde hesaplar tek tek yapılıp 51 milyarlık bütçenin içinde. Evet. Hatta 500 değil 600. 600 900 yapacağım diyor. Yani yeğenim seni tanıyorum diyor belediye başkanlığından. Hı hı. Yani bunu hakikaten verir misiniz? Diyorum ki kefili benim. Hani insanlarla diyor benim madem tanıyorsun kefili benim. O zaman bir oy vereceğim. Amca diyorum sen istersen torunlar, çocuklar, gelinler, Yüzo'ya da hakim olursun. Yani böyle bir, yahu acaba şeyi var. Evet, bir soru bu, işaretiyle bu yaklaşıyorlar. Soru işaret. Evet, bu soru işaretinin karşılığı aslında gitti. Niçin gitti? Geçen seçimde nereden bulacaksın diyenler, vermeyip balatalar yakarcasına fren yapanlar, bugün CHP programını taklit ediyor, aynısını söylüyor veya... Dediğim gibi başta utanmasa aynısını söyleyecek. Onun bazen az altını bazen az üstünü MHP az üstünü AKP az altını söylüyor zaten. Doğru diyorsun diyor o zaman. Amca CHP diyorum gelmeden zaten başladı. Onun refahı, huzuru, serinliği gelmeye başladı. Ekonomik verileriyle herkes kabul etti. Bugün AKP MHP koalisyonu bile kurulsa o zamlar o artılar, o maaşlar hı hı. E, veya sosyal destekler veya tarım destekleri veya mazot destekleri CHP'nin sayesinde alınacak. CHP evet. böyle akılcı, ayakları yere basan. Bir yol gösteren Tabii, parti konumunda. Yani kılavuz. Bu program ortaya koymasaydı, bundan sonraki pozisyonda da insanlar bunlara alamayacaktı hı. ve kavuşamayacaktı. Şu aşamada bile, bırak iktidara gelmeden tüm dar gelirlerinin o ekonomik programından yararlanacak insanların CHP'ye teşekkür borcu var. Ben CHP'nin bu programını hazırlayan, bu aklı selimi oluşturup insanlara sunan CHP yöneticilerine en azından kendim CHP milletvekili olarak teşekkür ediyorum. Tabii biz körler sağırlar birbirine ağırlar olmayalım ama en azından herkesten bir Kasım'da emanet de olsa bir oy istiyoruz. Bunun netice itibariyle verilmediğinde götürmesi yine insanların elinde. Çünkü CHP'nin sosyal demokrat anlayışının dışına çıkma şansı yok. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karakterini, bir ruhu vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yalan söylememek gibi, karakterini bozmamak gibi. Faraza diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi de bunları vermiyor. Bir daha yerlerde serilir. Evet, çok Örneğin, olur değil Sayın mi? Kılıçdaroğlu bugün e, Sayın e, Erdoğan'ın yapmış olduklarını yapmış olsaydı. Yani 17-25 Aralıklar olsa, 400 milletvekili verin dese, çözüm sürecine bir tekme vursa, saray yapsa, Mercedesler, yok efendim işte özel uçaklar, şunlar 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 alsa, altın varaklı bardaklar, örtülü ödenekler bilmem nasıl olsa, işte kızımı okutamıyorumdan, bir, bir kızımı bir iş arkadaşım, bir kızımı da diğer iş adamı arkadaşım okutuyordan, hatta ruhsatlı daireyi alamadım, bu ruhsatsız daire daha ucuzdan, bugün Karun gibi zenginleşse, bırakın Kılıçdaroğlu'nu, beni bile sokağa çıkartmaz bu insanlar. Yüzüm yere bakar, çıkamam zaten. Onun için sosyal demokratların asla ve asla ne kendini ne halkı aldatmak gibi bir zihniyeti, düşüncesi, anlayışı asla olamaz. Evet Bir güven ha, var dolayısıyla. Kesinlikle. Ha, bir günde de Musa'nın asası e, CHP'nin elinde de yok. 1 Kasım'dan sonra diyoruz ama 2 Kasım'da da hı hı. vereceğiz bütün bunları demiyoruz tabii ki. Evet. Niçin 4 yıllık bir çözüm hükümeti Bunun istiyoruz? Bunun için yetki istiyorsunuz. Tabii. O çözüm hükümeti ne olacak? Anayasasıyla, ekonomisiyle, insanlara yaklaşımıyla, dış politikasıyla ülkeyi rayına oturtacak. Yani hı hı. tren artık virajda devrilmek üzere. Treni alıp rayına koyup inşallah bu ülkenin geleceğini sağlam temeller üzerinde gelecek nesillere aktaracak olan kurum ve kuruluş Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bazen onun için diyoruz iyi ki varsın Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu arenadan çıktığın zaman Allah muhafaza kaos anında kapıda. Evet böyle düşünüyorsunuz. Peki e, hep okuyoruz aktarıyoruz seyircilerimize de siyasilerin ortak noktası bugünlerde sandığa gidin. Tüm siyasetçilerde evet. bunu görüyoruz. Sandığa sahip çıkın oyunuzu kullanın. Bunun da kapatalım isterseniz. Sizin böyle bir çağrınız olacak mı? Bir tatil dönemine denk geliyor evet. seçim. Beş günlük bir tatil söz konusu özellikle öğretmenler ve öğrenciler için. Dolayısıyla sandığa gidilmeme ihtimali de tabii ki söz konusu. Bununla ilgili çağrınız ne olacak seçmene? Ee, Tabii ki demokrasinin önemli verisidir sandığa gidilmesi ve oy kullanılması. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın sağduyu gösterip, gayret gösterip gerekse ekonomik, gerekirse zahmete katlanarak yorulma pahasına sandıklara gitmekten giderek bir de sahip çıkmaları. 3 kağıt 5 kağıt şu bu falan olmasın. 3 kağıt 5 kağıt derken yine bu noktada MHP'lerden, HDP'lerden, CHP'lerden 3 kağıt beklenmiyor üç kat maalesef ki AKP'lilerden bekleniyor. Ve bu yukarıdan beri de aşağıya sirayet eden maalesef çok yanlış bir anlayıştır. Onun için tüm vatandaşların insanlık namına, ülkenin geleceği namına, demokrasinin sağlıklı yaşaması uğruna e, sandığa gitmelerine, haseten ve sandıklara sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Ayrıca ben AKP'ye oy veriyor olsam da aynı çareyi AKP'lilere yapmam. Çünkü o günaha ben ortak olmam. Madem CHP'ye MHP'ye vermiyorsun kardeşim o günaha da ortak olma. Hani MHP'nin sloganı sen bilirsin diyor. Sen bilirsin. Allah'ın huzuruna ben gelmişim 56-57 yaşına yaşasam 10 yıl 15 yıl yaşarım. Herkesin ömrü kısadır, ömür kısadır. Kimse e, bir yanlışı bile bile desteklemez. Bizim insanlarımızda şöyle bir sağduyu kaybı var. Ya işte doğru çalıyor ama işte yapıyor bize de şuradan veriyor falan filan. Ne veriyor? diyorum bir ablama yine pazarda. Hı hı. işte 300 lira verecek. Neye verecek dedim? Gülüyor. Doğum yapacakmış da 300 lira alacakmış. Bakın bunlar çok yanlış şeyler. Niye yanlış şeyler? Biz de bilirdik. Bakın biz niye AKP'nin propagandasını şey politikasını çalmıyoruz? Kadına 300 lira verecekmiş. İkinci çocukta 400 lira, bilmem ne de 450 lira ne Şimdi bu e, aferazi şuna benziyor. işte e, dişi danaya bilmem kaç lira, erkek danaya bilmem kaç lira gibi tarım politikasını aklıma gidi. Kardeşim 300 lira veriyorsun bir çocuğun doğumuna, iki çocuğa 400 lira vesaire. Üç çocuk yapın bilmem ne. Kaliteli toplum lazım, kaliteli insan lazım. Bir çocuğa 300 lira verdin. Dünyaya geldi. O çocuğun Avrupa standartlarında insan gibi gelip yaşayıp gitmesi için 2 trilyon liraya ihtiyaç var. Bir insana bir hisası açmak için bugün 250 bin lira devletin evet. harcaması gerekiyor. O insana okul lazım, cami lazım, park lazım, yol lazım, sosyal imkan lazım, evlenmek lazım, barklanmak lazım, eve eşyası lazım, onun çocuğu lazım, süt lazım, adam gibi eğitim lazım, emeklilik lazım. devam edelim. Yani bir hayat 70 bir yaşına geldiğinde 2 trilyon lira harcıyor bir insan. Ama bizde harcıyorum yok çünkü insanlar sürünerek gelip geçiyor. Baban süründü, deden süründü, çocuğun sürünüyor bari torunun sürünmez. Evet. Sağlıklı yaşam, sağlıklı nesil. Yoksa öbür türlü Avrupa'nın insan çöplüğü olursun. Niçin? Bakın gözümüzün önünde hepimiz Müslümanız. O Müslüman insanlar, o Müslüman çocukları, o Müslüman kadıncağızlar ölme, boğulma pahasına hı hı. medeniyete kaçıyorlar. Medeniyet evet, diye. Çok, çok acı gerek, haberler alıyoruz. E, çok acı haberler alıyoruz. Ölüm pahasına gidiyorlar. Ve şimdi mesela yine söyleyeyim. Bir gazetenin başında işte Eva hava oluyor. Başına bir örtü alıyor işte hepimizin hoşuna gidiyor, gururlanıyoruz. İşte salavat getiriyor falan. Şunu biliyor muyuz ki bugün 70 bin kadın İslamı sildirip dinini Hristiyan yaptı, İş bulayım, insan muamelesi göreyim oralarda diye. Evet. Bu Bir o da 70 bin. Burada tarafı. her gün belki binlerce artıyor İslam kimliğini <laughs> sildirip de Hristiyan yazdıranların sayısı. Evet sonlandıracağız ama efendim günün sıcak gelişmelerinden birini de son olarak size sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine silahlı bir saldırı yapıldı. Bununla ilgili sizin öngörünüz, düşünceniz nedir? Neden böyle bir dönemde böyle bir saldırı söz konusu? Evet bu çok büyütülecek bir şey değil şahsen. Öyle bakıyorum ama buradan şu mesaj veriliyor tüm topluma. Biz bir korku zinciri varız kardeşim. Eli silahlı adamlarız biz dolanıyoruz. CHP Genel Merkezi'nin önünde de havaya sıktık. İstersek binaya da sıkabiliriz. Bir terör korku havası estirmek maksadıyla bir güçler besleniyor ve destekleniyor. Devlet bunu bulup da CHP Genel Merkezi'nin önünü kontrol edememişse vatandaşın evinin önünü nasıl kontrol edeceksin? Bunlar tamamen hükümetin ayıbıdır. Bunlar komplodur. Bilerek korku salmak maksadıyla yaratılan atmosferdir. Bunlar 12 Eylül zamanlarında da görüldü. Ondan sonra da görüldü, Ahmet Davutoğlu kulağını çekiyor ya, Doğu güne diyor, beyaz toroslar gelir. Hani kendi çok hırlıymış gibi bilmem başka sopayla başka sopayı göstererek oradaki insanları tehdit ediyor. O devirler bitti ama burada yaşanan bir devlet zafiyeti demeyelim de hükümet zafiyeti vardır, güvenlik zafiyeti vardır, istihbarat zafiyeti vardır. Öyle ve dediğim gibi Samsun'un sorunu belki çok fazla terörden direkt etkilenmiyor ama terör her zaman hepimizin içine düşüyor. Tabii ki. Ama bu memlekette de işsizlik, açsızlık son hat safhaya vardı. Sanayi arsaları dururken sanayi parseller üretilmiyor. Samsun gibi iki tane dev ovası olan bir memleket işsiz ordusu oldu, emekli memleketi oldu. Ovalarımız değerlendirilemiyor. tarımcılar. Yeterince mazotuyla, gübresiyle desteklenmiyor. Hayvancı ithalat getirmek sopasıyla tehdit edildiği için hayvancı üç tane beş tane yapıyor ancak risk alıp giremiyor. Hı hı. Adam gibi hükümet hı ve devlet hı. politikası yok. Ne tarımcıya, ne e, hayvancıya, e, ne de bu kadar verimli bir Samsun'umuza. 13 yıl iktidar geçti, bir sürü milletvekili geçti, bir tanesini hatırlayamazsın Haluk Koç. Hariç. Hı hı. Çünkü hepsi geldi, elini kaldırdı gitti. Bundan sonra da elini kaldırıp giden milletvekillerine ihtiyaç yok. Samsun aklını başına toplayacak, ne pahasına olursa olsun Samsun'a sahip çıkacak milletvekillerine ihtiyacı var. Evet, çok Bunu teşekkür ediyoruz efendim paylaşımlarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çok çalışmalarınıza da çok teşekkür. sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Sayın Hayati Tekin bizlerle birlikte oldu. Sohbetimizi burada noktalıyoruz. Yayınımıza devam edeceğiz. Haberin Sesi haberlerle sürecek. Bir aramız var. Aramızın ardından yeniden buradayız.